Miraç'a gelelim. Aydınlar Miraç meselesinde de konuşmadılar. Şimdi bir isim vereyim. Muhammed Hamidullah. Bu Pakistan asıllı Sorbon profesörü bize de bir ara İstanbul'da o zaman geldi, hocalık yaptı. Kitabında İslam peygamberinde... Siz ona yetiştiniz mi? Bir, gayet tabii canım. Ben hatta şöyle bir bahtiyarlığım da var. Ben bunu çok büyük mutluluk görüyorum. Paris'te kaldığı zaman burada Süleymaniye Kütüphanesi'nde ben o zaman Süleymaniye postu sermiştim. Yıllarca orada çalıştım. Bazı yazmaları benim bazı şeyler istedi. Şu şu yazmalardan bunları çıkar bana gönder diye. Yani bana o güveni Hamidullah güvenmez her insana. Onu ben mesela hayatımın mutlu hadiselerinden biri olarak koruyorum. Tabii yani bizim o zamanki İslam Enstitüsü'nde hocalık yaptı. Bize bir zaman Ankara'da da yaptı, bizde de yaptı. İslam peygamberinde Miraç ruhani bir hadisedir kanaatini savunuyor. Hamidullah. Hamidullah. Şimdi bunu okuduğu insanlar bazıları alelacele Hamidullah'ı bir tekfir etmediler ama ne zındıklığı kaldı ne sapıklığı kaldı ne ya. Şimdi irdeliyorsunuz İmam-ı Azam'ın dediği sahabenin en alimlerinden, en fakihlerinden sayılan Hazreti Ayşe'nin dediğiyle tıpatıp aynı, hatta çok daha hafif. Hazreti Ayşe, Miraç'ın bir beden hadisesi olduğunu söyleyenlerin Allah'a ve Muhammed'e iftira ettiklerini söylüyor. Daha sahabiler var ama Hazreti Ayşe çok önemli ilmi irfanıyla, onun için onu örnek veriyoruz. Yanındaydım, gitmediler. Şimdi tabii yanında nasıl olacak? Yanında onu biraz garip karşılıyorlar. Çünkü o zaman da Hazreti Ayşe evlenmemişti Hazreti Peygamber'le. Ama Hazreti Ayşe o tip ifadeleri kullanıyor. Niçin kullanıyor? Çünkü Hazreti Ayşe'ye göre Miraç hadisesi bir defa vaki olmamıştır. Müteaddit olmuştur. Demin söylediğimiz gibi. İkincisi, Hazreti Ayşe birçok şeyi babası Hazreti Ebu Bekir'den telakki etmiştir. Hazreti Peygamber'e ilk inanan iki üç insandan biri babası. Ve o evde Hazreti Ayşe büyüdü. Hazreti Ebu Bekir'i dinledi. Zeki, bilgili, hafızası kuvvetli, birçok yeteneği olan bir insan. Okuma yazma bilen. Üç tane kadın var Arap Yarımadası'nda okuma yazma bilen. Üçü de Hazreti Peygamber'in eşleri arasında ve bunlardan biri Hazreti Ayşe. Bunlar böyle göz ardı edilecek şeyler değil. Şimdi Hazreti Ayşe, Hazreti Ebu Bekir'den de birçok şeyi telakki etti. Dolayısıyla bazı şeyleri anlattığında birileri bilgiçlik taslayarak, efendim o zaman Hazreti Ayşe nerede orada olacak? Babasından öğrendi. O evin içinde. Yani Kur'an vahyinin gelişinden sonuna kadar bütün macerasını takip eden en önemli iki üç insandan biri. Bunların birisi Hazreti Ali'dir. Daha çocukluğunda Hazreti Peygamber'e ilk iman eden erkektir. Birisi de Hazreti Ayşe'dir. Ama Hazreti Ayşe'nin önemli bir kısmı vasıtalıdır. Ebu Bekir vasıtasıyladır. Bunu kaydedelim. Hazreti Ayşe, yanındaydım değildim ayrı bir hadise. Ama şunu söylüyor. Olduğu yerden hiç ayrılmadı diyor. Kullandığı ifade budur. Yerini hiç terk etmedi. Bedeni yerini hiç terk etmedi diyor. Söylediği bu. Rabbi ile görüştü diyenler Allah'a da Muhammed'e de iftira eder diyor. Hiçbir beşer Allah'ı göremez ve Allah'la doğrudan konuşamaz. Şimdi bizim Mevlid'de var ya, aşikareye gördü Rabbul İzzeti. Yok öyle bir şey. İslam'a aykırıdır. Gören de yok galiba, değil mi?
Hazreti Ayşe'ye... Tören? Gören yok diyorum. Kimi? Tanrı'yı. Musa dağda... Musa görmek olsun. İstemiş Musa ama görememiş. Göremedi işte. Yani. Görememiş. O da orada duruyor. Onu da görmezlikten geliyorlar. Hazreti Ayşe diyor ki, gördüğü Cebrail'dir diyor. Onu bir ufukta gördü. Tekrar gördü. Rabbini gördü diyen yalan söyledi diyor. Oraya bedeniyle çıktı diyen de yalan söyledi. Şimdi sahabe içinde Hazreti Ayşe gibi bir insanın böyle bir telakkisi var. Burada taraf olup sanki Miraç hadisesini turistik bir seyahat gibi ve bunu fotoğraflayarak birilerine verecek gibi birileri gayrete giriyor. Bir defa bunun hakikatini hiçbirimizin idraki mümkün değil. Bu bir iman konusudur. Mahiyeti yaşayanla yaşatan arasında. Peki o ata bindi, Burak'a bindi, efendim, gökyüzüne çıktı işte falan. İşte oraya gelelim. Onların küllisi sonraki zamanların uydurmalarıdır. Hiçbirinin mesnedi dayanağı yoktu. Vallahi benim Kur'an'a kardeşim Miraç Kandili'nde doğmuştu. Adını da Burak koydu. Burak. Tabii. Demek ki Haybe'ye koydu. Efendim tabii. Adını Burak koyabilirsin. Ona bir engel yok. Ama o öyle bir Burak değil yani. Yok mu yani? Yok, Kur'an'da falan yok. Kur'an'da da yok. Hadis kritiği açısından da güvenilir değildir. Hazreti Musa ile Hazreti Peygamberi mukayese ediyor. Mehmet falan yapalım adını. Bir defa bakın. O hadiseye bakın. Tahlil edin. Kur'an'a 20 yerden aykırıdır bu. Yani ya Kur'an'ı kabul edeceksiniz? Peki şöyle laflar vardır hocam. Yani şöyle hikayeler vardır. Özür dilerim, lafını kesiyorum. Evet. Yani ben cahil Müslüman ideolojisini temsil ediyorum burada da. İşte Burak'la bir yere kadar çıkar. İşte göğün 6. katına kadar Burak'la çıkar. Oradan öteye Burak der ki ben de gidemeyeceğim. Ondan sonra başka türlü gider falan. Burak demiyor. Tamamen yalan mı? Bu Burak demiyor, Cebrail. Cebrail diyor. O hadisenin tüm uydurmadır. Hatta kanatlarım yanar falan. Kanatlarım yanar falan der. Evet. Tüm uydurmadır. Bir defa bakın. Namaz diyor Miraç'ta farz edildi. Evet. 50 vakitti. Bunlar baştan sona Kur'an'a aykırı. 50 vakit namaz farz edilmiş. Miraç'ta indirim istemişler. Sonra Hazreti Dönmüş. Peygamber ümmetine bunu aynen tebliğ edecek. Musa yolunu kesiyor ve diyor ki sen ne yapıyorsun ya? Sen ümmetine bunu olur mu bir? Ya bir defa 50 vakit namaz sünnetullah'a aykırı. Kur'an diyor ki sünnetullah'a kafa tutmayın. Sünnetullah tebdil ve tahir kabul etmez. 50 vakit namaz. Ve Hazreti Peygamber bunu anlamıyor. Ümmetini de bilmiyor. Musa öğretiyor, ona akıl veriyor. Gidiyor. Pazara bakın geliyor. Bitmiyor. Olmuyor, geliyor. Diyor ki biraz indirdi. Olmaz diyor. Bir daha git. Pazara çıkmış gibi olacak bir şey değil. Ve böyle 5 gidiş gelişten sonra 5 vakte indiriyor ve geliyor. Bir defa bu vakalara asla uymuyor. Hazreti Peygamber namazı ilk günden itibaren kılmış. Hazreti Ali 3. Müslüman ve ilk erkek Müslüman olarak Hazreti Hatice var Cenab-ı Peygamber'in yanında. Hazreti Ali iman edip katılıyor çocuk. Kaynakların hepsinde var. 3 kişi gidip namaz kılıyorlar Beytullah'ta. Gelip gidenler diyorlar ki bu 3 kişi ve ne bu yapıyor? Yaptıkları ne? Hazreti Ali diyor ki 3. kişi olarak ben iktida ettim ve biz namaz kılıyorduk birlikte. Cebrail geldi. Bugünkü abdest nizamı içinde abdesti gösterdi Hazreti Peygamber'e. Namaz nizamı içinde namazı tarif etti ve biz ona göre namaz kıldık. Bir defa namazın Miraç'ta farz edildiği külli yan uydurma. O Hazreti Musa hikayesi, Musa'ya da hakaret, Hazreti Peygamber'e de hakaret, tevhide de hakaret, nübüvvete de hakaret. Başka bir şey daha var. Çok komik yani, yolda Musa'yı görmüş, yanında İsa yemek yiyormuş falan böyle abuk sokmuş olur mu ya? Evet. Peki hocam bir şey soracağım. Miraç peygamberliğin kaçıncı yılında? Efendim onun tarihi de belli. Olay yok. Bir ikinci yıl, birinci yıl, 1,5 yıl sonra nübüvvetten, bisetten rivayetleri var. Tarihleri yok bunların. Çünkü bunun tarihi önemli değil. Hocam İsra suresi ne zaman inzal oldu?
Mekke döneminin ilk zamanları. İlk zamanlar. Tabii.